Hay ben senin ulaşılamayanına ya. Aradığım kişiye bir tövbe yarabbim. Orta yerimden ikiye ayrılayım da rahatlayayım ben ya sonunda. Vallahi. Allah muhafaza Sultan Hanım. Biz bir tane gözden baş edemiyoruz. İki tane olursanız vay halimize. Komik mi? Kahve mi o? He. Kahvaltının üzerine iyi gider dediydim. Hayrola? Niye kızdın yine sen? Kime kızdın? Havva Aynan Yılmaz'a kime olacak? Kızı mezarlığa götürüyorum, getireceğim dedi. Hala ses yok. Havva'yı arıyorum. Telefon kapalı. Yılmaz da açmıyor. Delireceğim. Bu ne ya? Ya telaş etme. Belki biraz uyuyalım demişlerdir. Ne bileyim kafalarını dağıtmak için bir yerlere gitmişlerdir de telefonlarını evde unutmuşlardır mesela. Vallahi hiç içim öyle demiyor. Şurama bir acı oturdu böyle. Nefes alamıyorum sanki ya. Bak boşuna üzüyorsun kendini. Göreceksin birazdan ses verecekler üzüldüğünden kalacak. İnşallah dediğin gibi olur Reşit Bey. İnşallah. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Başlatma ablandan. Neredesiniz lan? Ha? 50 kere aradım. Niye cevap vermiyorsun? Ne oldu gene? Kusura bakma abla biz karakoldayız da. Ne karakolu? Kime ne oldu yine? Artık burada kalamam. Adamın tepesine çöreklendik kaldık. Onu da canına tak etti tabii. Babanın altından sopayı gösterir gibi bu ev benim dedi çıktı. Adam haklı. Evle birlikte biz de satın aldı neredeyse. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ben dolduruyorum o kaldırıyor. Bana bak. Çekil. Kimseye muhtaçlığımız yok çok şükür. Hemen çıkalım. Ben şunlara. Hemen çıkalım. İstediğin yerde istediğin evi alır döşerim sana. Senin de bu kadar eziyet çektiğin yeter. Ver şunu bana. Bir kadın tutarım ha? Elini sıcak sudan soğuk suya sokma ha? Bak bak şey de yaparsın hem. Böyle köşeye kurulursun evin hanımı olursun ha? Oh keka. Gak dedim mi ekmek, guk dedim mi kahve ha? Çek o pis ellerini üstümden. Vallahi benim son gürlüğüm ne biliyor musun? Senden boşandığım sırtımdan attığım gün olacak. Anlaşıldı mı? Ama niye böyle söylüyorsun Şeref ya? Biz barışmamış mıydık? Hani son kaza geçirdiğimde hastaneye gelip elinle beni iyi etmemiş miydin? Çek. Senin hayırdan anladığın bu işte. Sen biliyor musun? Ben onları hayır için yaptım. Başımın gözümün sadakası olsun diye. Ama sen hayırdan ne anlayacaksın? Senin tek bildiğin şey bela. Bir de utanmadan kızından aldığın parayı bana sunuyorsun değil mi? Tıh! Senin kalıbına, sakalına. Çekil. Ya delendin gene Şeref ya. Ya bir konuşalım hem. Ya nereye gideceksin şimdi sen böyle? İstanbul'a. Toprağımın yanına gidiyorum. Bak sakın ola ki arkamdan gelme. Sen 43'ünü Havva'nın yanında otur tamam mı? Siz ancak birbirinizin dilinden anlarsınız. Ya Şeref. Yılmaz. Ne oldu paşam? Gözaltına almışlar. Görüştürmüyorlar. Ben bile 5 dakika yürüdüm. Bu ne ya? He? Bu ne yani? Bu ne zaman bitecek bu kızın çilesi ya? Yılmaz dayanamaz. Dermanı kalmadı artık.
Ne yapacaklarmış, içeri falan almayacaklar değil mi? Bilmiyorum ki abla. Sözde bir görgü şahidi varmış. Havva'yı hem yangını çıkarmakla... ...hem de Yusuf'u öldürmekle suçluyorlar. Nasıl ya? Kim? Kimin nesini? Nasıl suçlarmış? Ben de anlamadım ki. Ya kim ne ister? Onca insanı niye ateşe atar anlamıyorum. Neyse dur bakalım. Yanında tayin ettikleri avukat var. Savcı gelsin. İfadesini alsın, dosyayı hazırlasın. Sonra bakarız ne yapacağız. Tamam. Tamam paşam. Bir bakalım. İsterseniz şu olayın üstünden bir daha geçelim Havva Hanım. Ne geçelim ya? Daha ne kadar geçelim? Ben size anlattım diyorum. Meşaleleri içeri ben atmadım. Yangını ben çıkarmadım. Daha ne anlatayım size? Tamam peki. Ama görgü tanığı varmış. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Gelsin kimse yüzleşeyim ben ya. Ben orada gelindim diyorum. Gelin. Ben içerideyken onları nasıl içeri atacağım? Hiç öyle şey olur mu Havva Hanım? Yani sanıkla tanık ancak mahkeme salonunda karşı karşıya gelir. Pardon, affedersiniz. Kusura bakmayın, ben size bir şey soracağım. Bu sizin ilk davanız mı? He, yok. Üçüncü davan. Ha. İyi. Allah'ım. Gidelim. Savcı Bey geldi. İfadenizi alacak. Hayda. Hadi bismillah. Kezin. Allah'ım. Başımı önüne eğme. Dik dur. Senin bir kabahatinin olmadığı anlaşılacak, tamam mı? Nasıl olacak o teyze? Yapma Allah aşkına, avukat bile bana değil görgü tanığına inanıyor. Ama siz beni çok yanlış anladınız. Ben öyle söylemek istemedim. Hadi. Savcısının keyfinizi mi bekleyecek? Abla sen merak etme kuzum. Biz elimizden geleni yapacağız, tamam mı kuzum? Abla. Baldız, nerelerdesin ya? Bak, Şeref mi terk ediyor? Kim bilir ne halt edin gene. Bu sefer kabahat bende değil, seninkinde. Benim istediğimi alırım diye ahkam kesti. Şeref bu. Altında kalır mı lafın? Hemen pılsını pırsını toplayıp kızımın yanına gidiyorum dedi toprağa. Evi terk etti. Kes de beni dinle, karakoldayım ben. Havva'yı içeri almışlar. Ablama haber ver de gelsin. Ne? Şeref! Yürü kardeşim, yürü, çabuk yürü. Şeref! 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 Şeref, in arabana. Ya başımın püsküllü belası, in diyorum sana. Ya Şeref, işte bildiğin gibi değil. Hadi kardeşim, meşgul etmeyin arabayı. Tamam kardeşim. Git başımdan diyorum, anlaşıldı mı? Ben terminale gidiyorum, in şu arabadan. Şeref, kızımızı tutuklamışlar. Havva! Karakolda! Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.